Herkese merhaba. Burada bugün El Değmeyen Sanat'ta çok güzel bir kayıt gerçekleştirdik. İlhan Osmanbaş'ın Obağa Sonatı. Sevgili arkadaşım Jerfi ile birlikte. Ve bunun sonrasında İlhan Bey'in kendisi ve bu eseri yazmasındaki amaç ve müziğiyle ilgili birazcık da konuşmak istedik. Bunun için buradayız. Umarım biz çok keyif aldık kayıt yaparken. Siz de dinlerken aynı duygulara sahip olursunuz. Birazcık da üzerine sohbet etmek istiyoruz, değil mi Jerfi? Şimdi ben ilk olarak İlhan Bey'in hayat hikayesiyle çok kısa olarak değinmek istiyorum. Bunun sebebi de Cumhuriyet öncesinde doğmuş bir insanın Cumhuriyet'in getirdiği o yokluk döneminde aynı zamanda gelen bütün kültürel zenginlikten dolayı ne kadar gelişebileceğinin göstergesi. Kendisi 28 Eylül 1921'de doğmuş Akaretler'de. Ama kütüğe kaydedilmesi anladığım kadarıyla o dönemin zor şartlarından dolayı 5 Eylül 1922'de. Ailesinin ilk ismi Osmanbaşoğlu, sonradan Osmanbaş Ağa olmuş. Soyadı kanunu çıktığında Osmanbaş şeklinde almışlar. Bu da Türkçedeki us akıl köküne daha yakın olması için. Böylece Osmanbaşoğlu'ndan Osmanbaş'a doğru bir evrim geçirmiş soyadları. 1924 yılında Ayvalık'a taşınıyorlar. Bu hikaye beni çok etkiledi. Çünkü o dönemin küçük bir kasabasındaki şartları düşündüm. Tam Cumhuriyet'in yeni doğduğu zamanlar. Ve ailesi müziğe çok ilgili. Gramofon almışlar, plaklar dinleniyor. Abisi aynı şekilde keman çalmaya başlamış. Ve kardeşini de viyolonselle tanıştırıyor. Ve viyolonselle tanıştıktan sonra Galatasaray Lisesi'ndeki öğrenciliğinde de öğretmenleri aynı şekilde desteklemeye başlamış. Ve bu ilgisi devam etmiş. Hatta birçok öğretmeninin şöyle bir ifadesi var. Hani bu ülkenin mühendisten daha çok besteciye ihtiyacı var. Çünkü birçok mühendisiniz yetişebilir ama besteci yetişmiyor. Bunun üzerine kendisi üniversite yıllarında felsefe bölümüyle birlikte belediye konservatuvarına geçiş yapıyor. Ve böylece bestecilik hayatı da başlıyor. Benim şimdilik söyleyeceğim bu. Şimdi Jerfi'ye bakalım. Tamam. Ben de tam o zaman şeyden alayım. Bu eserin besteleniş yılı 1949. Osmanbaş'ın tam konservatuvarda artık yüksek lisanstan mezun olduğu ve yani yeni bitirdiği hatta öğretmen olarak da yani hocalığa başladığı yıl. Eser aslında 1945 yılında başlıyor Osmanbaş ilk kendi deyimiyle ilk eserlerini yazmaya ve bu yani erken eserlerinden biri sayılabilir. Tamamen neoklasik yapıda bir eser. Neoklasisizm esas 1920'lerde Avrupa'da başladı. Birinci Dünya Savaşı'nın getirdiği o korkunç tahribattan sonra artık biraz daha yalın bir anlatıma dönüş. Eski formlara yani barok ve klasik dönem formlarını onları kullanmak. Fakat armonik dil olarak ise tam o günün çağdaş tekniklerini kullanmak. Yani burada da Osmanbaş tonalite yerine daha çok modal bir anlatım kullanıyor. Yani barok dönemin modal yapısına uygun. Eser 3 bölümlü. Bu bölümlerin isimleri de zaten neoklasik bir yapıda olduğunu gösteriyor. İlk bölüm Envansiyon. Envansiyon bildiğiniz gibi aslında işte Bach'ın yani Johann Sebastian Bach'ın bir sürü envansiyonu vardır. Klavye için yani şey için. Bu iki sesli aslında füg gibi ama fügden daha basit bir form. İkinci bölüm Chaconne. O da yine bir barok kompozisyon tekniği. Bu eserde tam onu yapmış Osmanbaş. Böyle 8 ölçülük bir bas çizgisi var ve onun sürekli tekrarından oluşan bir bölüm. Üçüncü bölümde Toccata. Toccata aslında daha bile eski. Yani baroktan önce Rönesans'ta da Toccata kullanılan bir eser, bir genre diyebiliriz, bir tür. O da daha çok icracının virtüözitesini gösteren ve çok hızlı, agilite gerektiren pasajları olan hafif, hızlı, heyecanlı parçalar. Bu üçüncü bölümde tam bu tarife uygun bir toccata. 3 ABA formu olan bir yapısı var. Daha da gidebilirim ama istersen sen devam et.
Şöyle ben kişisel görüşümü söylemek istiyorum. Çünkü ben bu sonatı ilk çaldığımda 20'lerimdeydim. Sonrasında ikinci kere çaldığımda 30'larımdaydım. Üçüncü sefer bu sefer çaldığımda artık çok daha müzisyen olarak tecrübeli ve donanımlı olduğumu hissediyorum. Ve eser her çalmaya başladığımda yeni bir şeyler keşfediyorum. Bugün Jelfi ile de konuştuk onu. Her çaldığımız provada biz yeni bir şeyler keşfettik. Hatta daha bu sabah konuştuk Ravel'in piyano yazısından esinlendiğini. Çünkü bir müzisyen için çok önemli bir eseri incelemek. Evet, neoklasik ama içinde çok büyük ihtimalle kendisinden de kattığı ve dönemin de kendi etrafındaki insanlardan da etkilendiği birçok öğe var. Bizim için çok keyifliydi. Ben de bölümlerle ilgili birkaç bir şey ekleyebilirim. Üçüncü bölümde kaldım. Oradan devam edebilirim. Üçüncü bölüm Toccata. Bu Toccata formunu piyano başlatıyor ve sürdürülü bir etki. Fakat oboayı burada İlhan Bey daha çok trompet karakterinde kullanmış. Yani double tanging var. Çift dil dediğimiz. Çift dille çok forte ve çok gösterişli bir karakter. Ama aynı yerde çok yumuşayan da bir karakteri var. Çok geçişler var içinde. Piyano ile oboanın beraber. Bu şekilde ve 3 bölümden oluşuyor. Ve başladığı formda A, B, A şeklinde aynı şekilde bitiyor ve hızlı bir şekilde bitiyor. Bundan başka ne söyleyebiliriz? Evet, ben senin dediğin gibi bu Ravel'le ilgili bir şey söylemek istiyorum. İlhan Osmanbaş üzerine Evin İlyasoğlu'nun yazdığı çok önemli bir kaynak kitap var. Ölümsüz Deniz Taşları'ydı. O kitaptan o döneme ait bayağı enteresan küçük ipuçları bulmak mümkün. Mesela Osman Baş'ın çok yakın arkadaşı konservatuvardan ünlü besteci Bülent Arel aynı zamanda bir piyanistti. Ve o zamanlar Bülent Arel'in piyano başında işte Ravel'in bazı eserlerini çalışırken yaptığı böyle envansiyon ve füg çalışmaları Osman Baş'ı çok etkilemiştir. Şimdi Bülent Arel'in hangi eseri çalıştığını bilemeyiz ama benim tahminim, çünkü bu eseri deşifre ederken ya diyordum ben bu piyano yazısı bana bir yerden çok tanıdık geliyor. Ravel'in Le Tombeau de Couperin, yani Couperin'in mezarında isimli bir piyano suite var. O da neoklasik, işte prelude, fugue ve hatta son bölümü Toccata. Yani herhalde sanki onu çalışıyorsa eğer Bülent Arel o zamanlar. Yani çünkü piyano yazısı dediğim gibi o şeyi, müzik olarak değilse de, melodik yapısı değilse de piyano yazım şekli tamamen o parçanın o neoklasik üslubuna çok yakın. Ama ayrıca esas etkisi belki parça boyunca özellikle piyano yazımında dörtlü akorlar, dörtlü armoniler hakim. Yani kuartal harmoni dediğimiz. Onu da herhalde Hindemith'ten etkilendiğini düşünüyorum. Çünkü yine o zamanlar ki anılarında şey yazıyor yani neoklasik Stravinsky ve Hindemith etkisi çok çok yerleşmiştir kendisinde ve o zamanın bestecileri. Hindemith'in de bu tarz dörtlü armoniler kullandığını çok biliyoruz. Yani özet olarak aslında modal, polifonik ve bu dörtlü armoniler üzerine kurulmuş diyebilirim. Evet, aynı şeyi ben de düşündüm. Çünkü Tombe de Couperin orkestra eseri bizim de çok sık çaldığımız. Ben de Menio bölümünde özellikle birinci bölümü ve ikinci bölümün birçok parçasının kısmını, kesitini ben de aynı şekilde çalarken düşünüyordum. Ki böylece Ravel'den etkilenme olduğu ortaya çıkıyor. Evin İlyasoğlu'nun bahsettiğin sevgili Evin Hanım'ın gerçekten kitabı çok güzel. Ben de okurken çok etkilendim. Çok ufak bir şey paylaşmak isterim oradan. Evin İlyasoğlu yıllar önce İlhan Bey'in verdiği konferansta çok ilgi çekici bir konuşmadan bahseder. Küçük bir alet kutusu varmış İlhan Bey'in. İlhan Bey'in her konuşması o alet kutusundaki gibi bir bütünlük, bir düzen içindedir. Sorunu kendi ortaya koyar, geliştirir, ana temadan uzaklaştırır, sonra baştaki soruna göndermeler yaparak sonuca doğru ilerler ve sizin kafanızda bir takım sorular bırakarak kendi içinde bir çözüme varar. Yani çok güzel bir bağlantı, bir alet kutusunun aynı zamanda bir insanın nasıl bir beyin yapısıyla aynı zamanda beste yaptığını da göstergesi. Benim çok hoşuma gitmişti, paylaşmak istedim.
Çok güzel. Ben son olarak bir de eserin aslında veya daha varsa söyleyeceklerimi bilmiyorum ama şeyden de bahsedelim biraz. Aha. Kime hitap etti? Aa, tabii ki. Onları da söylemek istiyorum. Şimdi Osman Baş senin de dediğin gibi o zamanlar cello çalışıyor. Fakat o yıllarda artık cello solisti olmayı bırakıyor. Hatta Evin Ellison'un yine kullandığı bir ifade var. Diyor ki iddiasız bir oda müzisyeni ama iddialı bir besteci olma yoluna giriyor. İşte bu iddiasız bir oda müziği, oda müzisyenliği yaptığı sırada bir obuacı Ali Kemal Kaya ve Belçikalı bir klasenci ile birlikte bir trio konseri yapıyorlar. Ve işte orada tanıştığı Ali Kemal Kaya'ya bu sonatı ithaf ediyor 1949 yılında. Ali Kemal Kaya da Ankaralı bir obuacı. Hatta şey yazıyor, Türkiye'de ilk kez obua resitali vermiş. İşte Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'yla solist olarak çalmış. Radyo programları yapmış. Fakat çok genç yaşta, 50 yaşında kaybettiğimiz bir sanatçı. Sanatçımız, evet. O zaman bu kayıttan da bahsedebiliriz. İlk kayıtı yaptıklarında 1949'da bestelenmiş ama 1955'te Mithat Feynman'la beraber çalmışlar. Biz bu kaydı dinledik ve şöyle bir tespitimiz var. O zamanki obua partisi, piyano partisi bizim şu an çaldığımızla aynı değil. Hatta biraz araştırmaya başladığımızda İlhan Bey'in kendisinin bazı bu konuda verdiği bilgiler var. Sanırım o zamanki yazılan orijinal parti kaybedilmiş ve tekrar bir elden bir revize edilme, doğru söylüyorum. Evet. Tekrar bir revize edilme durumu var ve biz o notaya ulaşamadık. Şu an el yazması olan tek bir tane nota var ve bu nota o ilk notadan farklı. İlk versiyonu da çok güzel ama ikinci versiyonu da çok güzel. Biz çok keyif aldık ve gerçekten hani bu versiyonun belki de ilk kaydını yapmış oluyoruz. Bunun için de gayet mutluyuz demek istiyorum. Bu fırsatı bu fırsatın verdiği için de Mimar Sinan Üniversitesi'ne çok teşekkür ederiz.